Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber Top Lane'de Yogi'ye karşı Teemo oynuyoruz. Ve bu Yogi buff'lanmış bir Yogi. Çok güçlü. Bu matchup'ı daha çıktığından beri ilk defa oynuyorum sanırım. O yüzden paylaşmak istedim. Sanırım daha önce bir kez daha oynadım aslında ama. E'sini yaksak çok fena sıkıntıya biniyoruz. Böcekleri lefen üzerimize atlıyor. Hatta böceği yoksa bile, çıkarmamışsa bile böceğini, yerdeki böcekler mezardan otomatik çıkıp üzerimize atlıyor. O yüzden bu matchup'ta ace'ni yemeyeceğiz. Bir de W'sun içinde de kalmayacağız. 6 yerden sonra Yorick bizden çok daha güçlü. Bizi birebir de kesebilmeye başlıyor. O yüzden dikkatli oynayacağız. Early game'de biz Yorick'ten çok daha üstünüz. O yüzden vurabildiğimiz kadar vuracağız kafasına. Bugünden Hogland Pençesi girdim. Ya saldırı edem ya da Hogland Pençesi giriyorum Yorick'e karşı. Ama Hogland Pençesi daha güzel gidiyor bence. Hem biraz can değeri falan da kasıyoruz. Biraz da savunmamız oluyor. Dayanıklılığımız oluyor. Bu matchup'ın bir avantajlı kısmı da Yorick'in Q'sunu Q ile engelleyebiliyoruz. Fiora Q'su falan gibi değil veya Yasuo Q'su gibi değil. Yani Q'sunu engelleyince hasarını bir miktarında engellemiş oluyoruz. Güzel oluyor. Yaklaşsın da bir Hogland Pençesi'ni bulayım. Çok güzel. Bir zehir var üzerinde. Kule altına çok yaklaşmak istemiyoruz. Başı yok şey. Sivirin. Şekila. Ace'ini yedik. Bayağı bir hasar attı. Yani biraz engelleyebildik şeyini, böceklerini. Bir pot basalım bu arada ya. Aa, gank gelmiş. Niye ping atmadın? Lane'e bak. Madem flash atıyoruz, atarız. Geliyorum, ping attı her sefer ya. Bu arada pirelerim Caitlyn ve Lilia. 3 kişi esnek atıyoruz şu an. Uçarın hem esneğini hem de tek çiftini kasıyorum elmasa. Ve oynayabildiğim kadar team oynuyorum. Esnekte bazen farklı pickler alıyorum ama solo queue'da seri olduğu için çok çok zora düşmezsem team oluyorum. Yani lane falan salmıyorlar bazen. Team olup maç olmuyor midde falan da oynamak istediğimde, o yüzden. Bazen team dışı şampiyonlarda aldığım oluyor. Çok nadir de olsa. Şimdi lane çok güzel pozisyonda. Yok TP'sini atmış, yoksa bu kadar hızlı gelemezdi. Burada lane'i tutmak istiyorum. Daha base atmayacağım. Bu matchup'ta da ilk önce ayakkabı bitiriyoruz. Maç ninja tabi alınabilir aslında. Saldırı hızı veya büyü nüfuz ayakkabısı da güzel gider. Yorick yaklaştığında vuralım kafasına. Flash'ini atmadı Yorick. O pek hoş değil. Ay. Güzel. Çok güzel. Hem W'sunu hem S'ini yemedik. Şu böceklerini keselim. Beyni itmesinler. Gayet iyi durumdayız. Support çok kötü ya. Adama girersen olmaz tabi. Al herif. Kanka. Şimdi lane'i itiyoruz. Çünkü Slowpush'ta zaten ona itiyordu. Direkt itip resetlemek istiyorum. Bir tane totemimizi buraya atacağım. Jax'i bayağı da görmedim. Nerede Jax? Şu an Jax'in yerinde bilmiyorum. Bir tık dikkat etmem gerekiyor. Çalaya girersen bana bir şey yapamıyorlar. Sadece Jax'in E'si ve Yorick'in E'si vurabiliyor. Şu böcekleri var mı bunun? Varmış. Okey. 6 olduk. Şöyle dürtebilirim. Güzel. Jax lane'den gank atmaya çalıştı. Çok ilginç. Aslında çok da baş... Ah, siz nereden çıktınız? İşte buna alışamadım. Normalde Yorick'in yerde böceği yokken atlayamıyor hiçbir şey size. Fakat bu yenilenmiş halinde atlayabiliyor. Lilia'ya yardım. Geliyorum. Buraya doğru, buraya doğru. Ama bu olmadı. 10 saniye ignite'im dönüyor. Bu çocuğu kesmek istiyorum. Da bu adam beni keser. Şu an Jax ile beraber. O yüzden geri çıkmış RP'si yapıyorum. Zaten bana gelmek istedi Yampir'den önce. Aa, ulti açtı. Ola ola. Artık bu Yorick'i hayatta kesemem. Keserim aslında da. Keserim ya. Manası yokmuş. Ama. Bir hit daha. Ah, level atladı. Öldü. Çok güzel. İşte şekil A. İki kez yedim Yorick'in esini ve bittik. Avantajlı olan biz olmamıza rağmen. Sıkıntı yok ama. Hemen ayakkabıya bakalım. Saldırız ayakkabı salasım var aslında ya. Saldırız alacağım. Hatta şöyle yapsam, bir tane bundan, bir tane ayakkabı, iki tane de saldırızı, bir tane de pot alacağım hatta. Böyle çıkacağım lane'den. Çünkü Yorick'e karşı hem biraz can çalma hem de biraz can değerim olsun istiyorum. Sömüren bakış bunun için çok iyi. Bu maç zaten Nashor'un dişi ve nerede o? Vadiyaran build'i kasacağım. Karşı takımda çoğu kişiyle kafa kafaya girebiliyorum. O yüzden güzel gidebilir bu maç. Yorick bot. TP mi attı? Evet. Allah Allah, demin TP'sini kullanmamıştım. Sunlarımız gitti.
Yorick TP'yi öyle bot atabilen bir şampiyon değil. Genelde split atmak için normalde kendi lane'ini atar. Hemen şu lane'i iteyim o halde ben. Lane'i itip karşı jungle'a girmek istiyorum. Jax'i gördünüz botta. Jax size geliyor kanka, dikkat edin. Öldüm bile. Neyse, oynayabildiğiniz kadar safe oynayın. Şu büyük minyon almasını engellemek istiyorum. Bu büyük minyon alacağım diye güzel. Niye auto atak atamıyorum? Bir şey oldu, Shaggy'nin eli kalkmadı. Güzel, şu an gayet iyi durumdayız. Hem can çalmamız da var. Can da çalabiliyoruz. Yok da can çalmadı yok. Şu an attığımız her trade bizim işimize geliyor. Vadin alametine bir yardım etmek istiyorum diyeceğim de aldı bizim çocuk. Yakın kalayım gene de. Bu adam lane itmek için başladı. Yeter ama ya. Jax gene mi botta? Flashlayacağım ya. Çok vuruyor bu. Hasar yemek için flash attım. Muhtemelen ölmeyecektim. Ama devam edip yani bir daha AC döndüğünde devam etseydi ölebilirdim. Dikkatli. Şu hanımı kesebiliyorum. Aa uyu. Bekliyorum. Güzel, bu hanım zaten hızlı yarıyordu. Güzel. Lilia uykuyu bastığında hemen vurmayın. Zaten 2-2.5 saniye falan uyutuyor sanırım. Tam bilmiyorum ama bayağı uzun süre uyutuyor. Lilia'nın skilllerini atmasını bekleyin. Onunla beraber komboyu çıkarttım. Lilia size gank attıysa. Şu an Lilia bu site'dayken adamı kestiğimiz çok güzel oldu. Vadi de açacağız. Kuleyi biraz vurup. Targum da var. Mükemmel. Çok güzel gold kasacağız buradan. Yorick matchup'ında sevmediğim şey şu ya. Hani kuleyi alıp normalde team oyda kuleyi aldıktan sonra dolaşmanız gerekir. Diğer lane'leri falan dolaşırsınız ama Yorick ısrarla tapı itmeye devam eder. Ve kule alır. Tek başına bırakamazsınız Yorick'i yani. Jax'i gördüm. Jax beni kesemez şu an. Güzel. Çarp atacak muhtemelen. Aa atmadı. Tristan çok güzel yetişti, öldü bu. Sıra sende. Bu da öldü. Devam 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 devam. Aa! Q atabilseydim. Bir ihtimal. Gene ölmezdi muhtemelen, çok fazla AP'm yok ama. Gayet güzel. Flash aldık. Hop, büyük minyonu da kaçırmadık, mükemmel. Hemen base atacağım. Çok fazla gold'um var. Dümdüz Nashor bitiyor sanırım şu an. Gayet güzel. Nashor bitiyor. Base atmadan şu adamın mavisini alayım ya. Hazır adamı kestik. Flash falan da yok. Elinize sağlık Çağdaş bu arada. Şu mantarın süresi dolacak zaten. Bir dakikası kalmış. O yüzden kullanacağım. Ben taşırım bu oyunu ya. Bakayım takım ne durumda. Bir tek siz ölmüşsünüz. Siz de adamları kestiniz. Taşırım. Flash yok Jackson. Yusuf. Nashor'u bitirdik. Ayakkabıyı bitiremiyoruz. Aslında bu maç biraz da mantar bekleme süresi almak için. Şöyle yapacağım ya. Hem düz vuruş hasarım olsun. Hem de biraz mantar bekleme süresinde azalmam olsun. Bir de şimdi ignite'ım da hızlı gelir zaten. Trollediniz değil mi orayı? Adamlar gelirken ya adamların yol üstünde girdim. Neyse neyse. Sıkıntı yok. Şu yoruyu bir tur daha keseceğim. Yoksa şu an plate'leriyle kuleyi alacak. En azından kuleyi alamasa bile plate'lerini alacak. Minyon çok yan tabii, dümdüz şu arkadan dolaşıp giremem. Skill'ler şu küçük yaratıklara çok az vuruyor. Düz vuruş ama tek atıyor. Sonra kabile olsanız. Yorick burada ne yapıyor? Vay şey, Yamp Rengage alıyor. Biraz dikkatli. Mantar kaç saniye? 19 saniye. Çok güzel. Mantar yemiş Yorick burada. Şimdi... Evet, şey var burada. Yorick TP bot. Neyse, biz de buraya iteceğiz şimdi. Vadinin çıkmasına bir dakika, vadiyi de alacağım. Vadiledi midi veya botu açarız. Bu kuleyi alabilir miyim? Sağlık hızım biraz fazla aslında. Biraz şu tarafa yatık oynayayım, Jax o taraftan gelirse diye. Aldım ben bu kuleyi bu arada. Bu kuleyi alırsam okey. Birebir kule takası yapmış oluruz. Güzel. Şimdi Yorick lane'i hemen splitleyemesin diye şuraya bunu atacağım. Ace'ini kullanırsa... Ha, beni yoruyor bu. Bana yatmak istiyor. Aslında yürüsem çıkardım muhtemelen de. Flash yoktu, birisi yürüs açtı sanki buraya. Evet. O öldü. Mantar yiyecekler. Ölmeyecekler tabi. Ya
Flash'ı atıp atmamak biraz şeydi ya. İçeride kalma ihtimalim de vardı, dışarıda kalma ihtimalim de vardı. Tam emin olamadım, o yüzden attım. Şimdi bir tane ağır yara alacağım kesinlikle bu maç. Çünkü karşı takımda herkes iyileşiyor. Yani Sivir dışında, Sivir'in de heal var. Jax iyileşiyor, Yelmez'i var. Vlad zaten iyileşiyor, Yogi zaten iyileşiyor. Bu arada... Niye oynamıyoruz oraya? Alistar... Ha, çıktı mı adam? Keserler bizi de. Alistar önüme geç, Alistar önüme geç, Alistar! Önüme geç! Hani eğer zaten sizin takımdaki bir arkadaşınız sizi öldüğünüz takdirde orayı toplayacak durumdaysa sizin ölmeniz lazım orada. Yani önüme geçse orada ikisini birden kesin keseceğim. %100 keseceğim. Kaçıyor ya. Carry benim orada. Trolleyesim var şu an diyor. Zaten trolliyorsun. Neyse şu villada gidelim. Bak. Yaptığına bak. Combo atamıyorsan niye Alistar alıyorsun ki? Hani ben bir şampiyonu en azından 5-6 kez oynamadıysam ve oynayabildiğimden emin değilsem oynamam. Orada adam var, gideyim de öleyim. Ah be, combo atabildi. Şuna. O kaçtıysa bunu alacağız. Güzel, Tristan'a bir tur daha atlayabildi. Güzel. 900 gold shot'tan çok güzel. Yorick tapu itmiş. Ah. Bu adam ulti açacak aramıza. Yetişemez ki bana. Yetişir mi? Aa, ben Timo'yum. Herkesim çok fazla. İşte Yogi'yi biraz bırakınca gördüğünüz gibi kulelerin içinden geçiyor. Çar ne kadar geri olursa olsun. Bu arada bir de yardım lazım. Vadi açtılar. Kestik bunu bu arada. Hatta şu... Güzel. Zehra kaldı. Şuna da Ignite saldım. İyileşemiyor. Zaten ağır yaran varmış aslında. Güzel güzel. Mavim var benim. O maviyi sen al. Benim base atmam lazım. Base atmadan ejderi mantarlamak istiyorum. 2 dakikası var çıkmasına. Şunu da alalım hatta. Gayet güzel. Şöyle tam savaş çıkacak alanları. Şöyle base atalım artık. Çok güzel gold'umuz var. Vadi yaran bitti. Şimdi Zonya alsam mı acaba? Ya da hiçlik değneği mi alsam? Büyüdürancı kasıyorlar mı? Zonya alalım bir tur ya. Doran'ı satıp bir de kronometre alacağım çünkü Ejder veya Baron'da çıkacak bir teamfight'ta kronometre bayağı işimize yarayabilir. Mantarın süresi kaç saniye? 15 saniye. Çok güzel. Hem auto atak hasarımız çok fazla hem de mantarımız güzel durumda. Bir dakika Ejder çıkıyor. Bu adam niye bu kadar hızlı? Flash attım çünkü Zonya kurtarmayacaktı beni o pozisyonda. Bu adam niye bu kadar hızlı? Neydi? Sivir ulti açtı. Bu adamlar bir dakika öncesinden Ejder yokuşuna alıyor. Bizim tüm takımın burada olması lazım. Biz daha güçlüyüz adamlardan. Gelin abi. Tarayıcılarından bir tanesi kesin de gitti. Yapma Alistar, ne yapıyorsun? Trollüyor evet. Sivir'in ultisi yok. Güzel güzel. Çok güzel, 3 kişilik uyku. Buna Q attım. Vuruyorum. Kestim ben bunu ya. Güzel kestim. Siz de orayı kestiniz sanırım. Çok güzel. Çünkü orada mantarlar vardı. Gayet güzel. Katliam attık. Eline sağlık Yusuf. Dehşet güzel ultiydi. Yori'yi de orada çok rahat kestik. Çünkü hanımı ve böcekleri bize vurmuyordu. Hanımı ve böcekleri vurmuyorken Yori aslında çok da hasar atan bir şampiyon değil. Zaten Q'sunu da Q ile engelliyoruz. Şimdi Baron alacağız. Daha demin dediğim gibi kronometre bir teamfight'ta çok şey değiştiriyor. Orada kronometreyi bastım. Almıyor muyuz? Almıyoruz. Girmiyoruz. Adamlar doğdu. Okey. Jax'in jungle'ına döndük. Jax şimdi bu taraftan hiçbir şey alamadı. Fakat Kayt'in ölmemiz lazım. Ben çıkarım. Çıkmak değil, savaşalım bence. Mantar attım. Kestik burayı. Şey yemiyor. Uyku saati çok güzel. Şu Sivir ve Vlad'dan benim bir tur uzak durmam lazım. Sivir önce Sivir. Güzel mantar attı. Tristan'a çok güzel. Tamam bunu da hallettik. Katliam attık.
Mükemmel. Biz ejder alabiliriz bu arada. Alamaz mıyız Yusuf? Ben ejderi çok biliyorum. Ay ejder diyorum pardon. Bence alırız. Can çalmam da var. Hem bundan geliyor hem de şeyden. Güzel. Şu maviyi de alırsam. Güzel. Şimdi 4 tane mantar yüküm var. Bu mantarları attıktan sonra base atacağım. Aa, item bittiğini bilseydim sana salardım. Söyleseydim. Ama gerçi o zaman da mantar dizemezdim. Kaç tarayıcılar var? 3 tarayıcılar olmuş bile. Şöyle şunları dizelim. Base atalım. Zonya bitti. Şimdi bir tane şöyle yapalım. Hiçlik ya da uğursuz koruma, ya uğursuz koruma alırız. Ya da Morello'yu da bitirebiliriz duruma göre. Tapa çıkacağım. Bu yoruk yoksa taptan kule açacak. Yoruyu kestim ben bu arada. Bir mantar daha attım buraya. Güzel, çok rahat kesebiliyoruz artık yoruyu. İşte bu ya Vadiyaran build'i böyle dövüşçülerle kafa kafaya savaşmanıza bayağı yardım ediyor. Yardımcı oluyor. Mantar build'i de uzaktan mantarlarla savaşmanızda daha çok etkili. İki build de matchup'a göre çok güzel. Karşı takıma göre. Milyon kaçtı. Şimdi bakalım mantarımız 12 saniye düştü. Hani üründen bekleme süresi azalma bile girmedik ulti için. Gayet güzel. Şimdi ben burayı itiyorum da takım başka bir yere gitmezse tek yakalanabilirim burada. O yüzden çok ilerlemeyeceğim. Bu Jax beni kesemez çaldaysa o yüzden kafa atıyorum çalıya. Çalda da değilmiş. Boş durmayalım. Jax'in jungle'ın dönemi varsa eğer. Yokmuş. O zaman mantar atalım şöyle. Red'i çıkıyor aslında. Jax'in red'ini oynayalım. Ama dur ben şu Jax'i oynayayım direkt. Aa Ace'in de attı. Şimdi psikolojik olarak çalıya gidecek ve çalıda mantar var. Güzel, tam istediğim oldu. Fakat dayanabilecek miyim? Dayanamadım. Biraz daha can önemli söyleyeyim. Biraz daha önemli söyleyeyim. Bunu da kesmiştim. Ama çok güzel. Tek başıma 3 kişi tuttum ve 3'ün ikisini kestim. Çok güçlüyüz ya. Bu build çok hoşuma gidiyor. Mükemmel. Şimdi Morello'yu bitirebiliriz aslında da. Onun yerine bekleyip hiçlik değneği mi alsam? Bir bakalım büyüdüren şişlerine. Biraz Nautilus'ta biraz Yorick'te var. Ayakkabı var. Aslında çok da gerek yok. Morello'yu bitirelim o halde. Son itemde şu an almayacağım. Belki Rabadon alırım. Oo, bizim Lilia'mız da çok güçlü. O da tek başına iki kişi kesiyor. Neyse hepsi oradayken midi iteyim. Ben mid kuleyi aldım. Zaten orayı Lilia ile çok rahat kesebiliyorsunuz. Dakika 27. Çok rahat inhibitor alabiliyoruz artık. Yorick'te tapu itiyordu en son. Hala tapu itiyordur belki de. Bitmiyor. Burada tabi Nautilus biraz tehlikeli. Zonya'm var. Q'ya manam yetmiyor. Şu böcekleri kesmem lazım. 1300 vurmuş böcekler tek başına. Şu hanımını keselim bari. Ha, hanımını kaçırıyor. Kaçsın bakalım. İmitör aldık en azından. Böcekler bana 1300 vurdu. Yazdı yani orada. İşte 2-9 olmasına rağmen böcekleriyle böyle hasar çıkartabiliyor şampiyon. Çok güçlü. Hemen şu maviyi de alalım. Çok güzel. Kalk jungle dönüyoruz. Bu arada... Onu... Zonya bastım yanlışlıkla. Kontrol totemi atmak istemiştim. Neyse. Keselim. Kızdım. Ah. Oh, Nautilus. Daha arkası vardı. O Jax'i kesin kesmiştim bu arada. Yanlışlıkla kontrol totemi atacağım diye çalıya. Bu arada kapatıyorum Vlad'ı. Vlad'ın W'su var mı? Ah selam. Beleşkin. Ah Yaga var üzerinde. Ignite saldım bir de. Güzel öldü. Çok güzel. Mana bitti. O maviyi alsaydım güzel olurdu. Seni izliyoruz Shadow. Kayıtlı bakayım. Aa, ya mantar of. Yediler. Aa, gelmişim ben çoktan. Şu Sivir'in bu build'i aslında güçlü ama işte
düzenden asak çıkartamıyor. Sadece Q ile asak atabiliyor. O yüzden yetersiz. Sur verdiler zaten. Yoruya karşı da böyle oynuyorduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.